Şöyle arasına marul koyuyorum. Sonra yapmış olduğum karamelize soğanı koyuyorum onun üzerine. Şöyle köftemi koyuyorum şu an. Halka halka kesmiş olduğum domatesimi ve tabii ki salatalık turşumu da ekliyorum. Şöyle. İstediğiniz şekilde istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ve şu an hamburgerimiz hazır. Şöyle de kapatıyorum. Şöyle bakın görüyorsunuz gayet güzel oldu. Görüntüsüyle göz doyurur şekilde oldu şu anda. Merhabalar arkadaşlar. Özlem Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Hamburger yapıyoruz. Çok vaktinizi almadan tarifimize hemen hızlı bir şekilde geçelim. Burada 700 gram kıymam var. Kıymamın üzerine bir tane yumurtam var. Yumurtamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ekliyorum. Ben normal baharat kullanmak yerine hazır köfte baharatı kullanıyorum. 2,5 kaşığı köfte baharatım var. İsterseniz karabiber, kimyon, istediğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Kırmızı pul biber. 1 su bardağı da evde kurutmuş olduğumuz ekmeğimiz var. Onu koyuyoruz. Şimdi bunları şöyle karıştırma işlemine, yoğurma işlemine geçiyorum. Evde daha sağlıklı, daha güvenli, daha da pratik. Hamburger ekmeklerimiz kanalımızda yine var. Bundan bir önceki videoda hamburger ekmeklerimiz var. Onları da bakıp izleyebilirsiniz. Şöyle karıştırdıktan sonra bakın şöyle biraz yoğurmakta zorlanıyoruz. O yüzden üzerine biraz şöyle su ilave ediyorum. Bunu yapmakta korkmayın, hiçbir şey olmuyor. Bakın şöyle birazcık daha yoğurulması kolaylaştı. Yarım su bardağı suyum gayet yeterli geldi. Bakın şöyle çok güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi artık şekil verme işlemine geçeceğim. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı şu şekil alıp şöyle. Şimdi şurada poşetimin üzerine koyup şöyle poşetimi üzerine kapatıyorum. Ve şu şekilde şöyle hafif hafif bastıra bastıra açıyorum. Hem daha güzel şekli hiç bozulmamış oluyor. Hem de daha kolay, daha pratik oluyor. Bakın şöyle. Bayağı genişletip bayağı açacağım. Hem hamburger ekmeklerim bayağı büyük olduğu için hem de yağ içerisinde tekrardan böyle toplama yapıyor ve küçülüyor. O yüzden bayağı geniş yapıyorum şu an. Bakın çok güzel oldu. Bu artık yeterli ve bir diğerine geçiyorum. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Güzel bir pratik bir şekilde böyle şekil verebilirsiniz. Bu da yeterli. Köftelerimi kızartma işlemine geçiyorum. Tavamın içerisine biraz yağ aldım. Ve şöyle atıyorum. Biraz yağını fazla koydum ki köfteleri kaldırırken zorlanmayalım diye. Köftelerimiz şöyle kızardı. Şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle çok güzel oldular.
Dediğim gibi bakın biraz böyle toplama yaptı ve küçülme yaptı. O yüzden bayağı geniş yapabilirsiniz. Zaten kendi kendine böyle tekrardan kabarıp şişiyor. Köftelerimi kızarttım ve şöyle bir servis tabağıma alıyorum. Hamburgerlerin içerisine böyle hamburgerlerin içine karamelize soğan çok yakışıyor. O yüzden yapmak isterseniz tavsiye edebilirim. Çok az bir şey tabağımın içerisine şöyle sıvı yağ alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle üzerine de bir yemek kaşığı gelecek şekilde de şeker ilave ediyorum. Ve ocağımın üzerine alıp ara ara karıştırarak şimdi bunu karamelize yapacağım. Ekmeğimizin içerisine koyma işlemine geçiyoruz. Dediğim gibi hamburger ekmeği tarifimizde, kanalımızda var. Bundan önceki bir video olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle ekmeğin arasını açıyorum. Ketçap ve mayonez karışımı yapıyorum şöyle. Şöyle üzerine bunu sürüp, isterseniz arasına da normal ketçap mayonez de sıkabilirsiniz. Şöyle arasına marul koyuyorum. Sonra yapmış olduğum karamelize soğanı koyuyorum onun üzerine. Şöyle köftemi koyuyorum şu an. Halka halka kesmiş olduğum domatesimi ve tabii ki salatalık turşumu da ekliyorum. Şöyle. İstediğiniz şekilde istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ve şu an hamburgerimiz hazır. Şöyle de kapatıyorum. Şöyle bakın görüyorsunuz gayet güzel oldu. Görüntüsüyle göz doyurur şekilde oldu şu anda. Hamburgerlerimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Yanına isterseniz patates kızartması da yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup sevdiklerinizle videonuzu paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ve bu arada yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.